Evet çok saygıdeğer basın mensupları. <laughs> Hepinize sağlık diliyorum. Iyi mesailer diliyorum. Biraz önce bir haber geldi. Malum Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden keyfi olarak çıkmasıyla ilgili Türkiye'nin bu sözleşmeden çekilmesiyle ilgili kararı ilgili kadın örgütlerince Danıştay'a taşınmış idi. Bugün bu konu Danıştay'da görüşülüyor. İyi bir haber alırız diye umuyorum ama tatsız da bir haber aldık. Ee, polis teşkilatımızın maalesef oradaki kadınlara şiddet uyguladığına, sert müdahale uyguladığıyla ilgili üzücü haberler geldi. Önce şunu söyleyeyim: Kadına el kalkmaz, kadına hele hele kadına devletin her zaman şefkatli yüzünü göstermek gerekir. Biz kahraman polisimizin sorunlarını her vesileyle gündeme taşıyoruz. Hatta diyoruz ki Türk polisi şehit olmaktan korkmaz, emekli olmaktan korkar derken polis teşkilatımızın da bu tür kanunsuz emirlere uymamasını rica ediyorum. O müdahaleyi, sert müdahale yapan memur arkadaşlar şüphesiz birilerinden emir alıyorlar. Ama artık dünya değişti insan haklarının üstünde bir şey yok. Lütfen polis teşkilatımızı buradan uyarıyorum. Vatandaşımıza nazik olmak sizin en temel göreviniz. Sizin işiniz suçlularla, teröristlerle, hırsızlarla, uyuşturucu baronlarıyla mücadeledir. İstanbul Sözleşmesi'ni savunan kadınlara sert müdahale yapmanız doğru değildir. Kabul edilemez ve kanunsuz emirlere lütfen uymayın. Değerli arkadaşlar. İki yıl önce Kızılay meselesi meclisin bir ay gündemindeydi. Ve o zaman bazı iddialar ortaya atmıştık. iddia ötesi belgeler ortaya sunmuştuk. Kızılay üzerinden vergi kaçırıldığını söylemiştik. Bunun ahlaki olmadığını söylemiştik. Hele hele Kızılay üzerinden bunun yapılmasının hiç doğru olmadığını söylemiştik. Bizi dinlemişler. Kızılay'ın tüzüğünü değiştirmişler. Kızılay'ı vergiden sakınma, vergiden kaçınma noktasında işlevsel bir hale getiriyorlar. Ayıp. Ayıp. Hakikaten ayıp. Eee hiçbir sınırlama olmaksızın da Kızılay genel merkezi borçlanabilecek. Kızılay'ı da kuruttular. Her yeri kuruttukları gibi. Kızılay şimdi borç para dilenecek. Ve şartlı bağışlar adı altında da bir madde koymuşlar. 2020'de hatırlarsak ne olmuştu? Başkent Gaz Kızılay'a 8 milyon dolar şartlı bağış yapmış ki tüzüğünde yokken. Kızılay bunun 7 milyon 925 bin dolarını Ensar Vakfı'na yurt binası yapmak için vermişti. Ve biz Kızılay'ın böyle bir işinin olmadığını, bunun yanlış olduğunu, gayri ahlaki olduğunu müteahhit defalar gündeme getirdik. Başkan olmuştu. Beyefendinin oğlu Bilal Bey'in mütevelli heyeti başkan vekili olduğu bir üniversite var. İbni Haldun Üniversitesi. Bu Kızılay İşi gücü bırakmıştı gene. Bilal Erdoğan'ın mütevelli heyeti başkan vekili olduğu üniversiteye de 2 milyon TL para aktarmıştı. Ben çocuktum. okulda çocuklar bizler harçlıklarımızdan o dönemin parasıyla 25 kuruş, 50 kuruş, 1 lira neyse Kızılay'a zarflara para koyup para yardımı yapardık. Çocuklardan 1 lira, 3 lira, 5 lira topla Bilal Bey'in üniversitesine 2 milyon olarak aktar. Ensar Vakfı'na 7 milyon e, 925 bin dolar aktar. Böyle Kızılay olur mu arkadaşlar? Biz milletvekiliyiz. Biz ülkede olup biteni vatandaşlara aktarmak zorundayız. Bu Kızılay beyefendinin değil ki. Milletin Türk Kızılay'ı. Kaç yıldır var? Osmanlı'dan beri var. Bir madde koymuşlar. Bak ona itiraz etmiyorum. Cumhurbaşkanımızı onursal başkan yapmışlar. Olabilir. Cumhurbaşkanıdır. Kızılay'ın onursal başkanı olsun. E madem şöyle yapın. Bu tüzüğü şöyle düzeltin. Kızılay'ı Türge, Ensar, Türken ve Türk Tügba vakıfları Kızılay'ın başına geçsin. Erdoğan da onursal başkan olsun bu iş bitsin. Bu ayıptır. Bunu yapmamaları lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi bildiğiniz gibi dün itibariyle 10 Mayıs'a kadar bayram nedeniyle mübarek bayram nedeniyle çalışmalarına ara verdi, mola verdi. Tabii büyük beklenti vardı. Kimler taraf, kimler bakımından vardı? <laughs> Emekli ikramiyesi artacak diye e, beklenti içine giren emeklilerimizin umudu askıda kaldı. Asgari ücret güncellensin umudu askıda kaldı. Doktorlar ve sağlık çalışanlarının ekonomik iyileştirmesi askıda kaldı. 3600 EYT'yi artık saymıyorum bile. Nasıl olacak? Meis bir hayal kırıklığı yaratılarak emekliler için asgari ücretler için meclis çalışmalarına ara verdi. Niye verdi demiyorum. Elbette bayram mübarek bayram. Yapacağız, kutlayacağız. Ama bayramdan önce bunlar halledilmeliydi emekli kara kara düşünüyor şimdi. Asgari ücret 4253, açlık sınırı 5325. 1070 lira 4 ayda erimiş. 1070 lira erimiş. Ne yapacak şimdi bu asgari ücretli bu bayramda? Beyefendi Okluk Koyuna gidebilir. Ahlat'a gidebilir. Bir yerlere gidebilir. Herkes bizler de gidebiliriz. Vatandaş ne yapacak bu bayram? Ne yapacak? Dün söyledim bayram ikram demek, şeker demek, baklava demek, tatlı demek, harçlık demek dedim. Nasıl olacak şimdi? Olmayacak. Bayram tadında bir bayramı bu millete çok gördüler. Açıklandı rakamlar. Yoksulluk sınırı 17340 lira. Bu şu demek? 85 milyon nüfusumuzun 50 milyonu yoksul ve aç demek. Türkiye böyle bir tabloyu hiç yaşamamıştı. Ve beyefendi bu felaketi gezip paranoyasıyla kapatmaya çalışıyor. Kapatamazsın Erdoğan. Bayramı zehir ettiğin millet senin paranoyalarını yemez. Şimdi tabii bu arada Merkez Bankası Başkanı enflasyon tahminini revize etti. Türkiye'de enflasyonun iki nedeni var. Sayın Başkan. Sen yanlış tahmin yapıp durma kide bir. Biri Erdoğan, biri çalışamayan, Erdoğan tarafından işinin yapması engellenen merkez bankası ve yöneticileri. Yani sensin. Sen komutla iş yapıyorsun orada. Sen ekonomi ilmiyle bilmiyle iş yapmıyorsun. Dolayısıyla Temmuz e, 2021'de dedi ki 2022 enflasyonu yüzde 7.8. Temmuz 3 ay geçti, revize etti. Ekim 2020'de ne dedi 21'de Merkez Bankası? 2022'de enflasyon 2022 toplamı Ocak'tan aralığa yüzde 11.8, 7'den 11'e postladı yani. Geldik ocağa, 2022'nin ocağına. Çıktı dedi ki Merkez Bankası 2022 enflasyonu yıllık yüzde 23.2 olarak hedefleniyor. Eh, kat kat artıyor. Bugün beyefendi tuttu Nisan ayı 2022 Nisan'ında 2022 enflasyon tahmini yıllık yüzde 42.8'e revize etti. Dünyada enflasyon tahmini 3 ayda 20 puan yani yüzde 85 oranında değişen başka bir merkez bankası yok. Merkez bankası başkanına bir tavsiyede bulunalım. Bence sen oradan kalk görevden affını iste falan demiyorum. Meteoroloji Genel Müdürlüğüne git. Meteoroloji Genel Müdürlüğünde staj yap. Çünkü bu hükümetin kurum kuruluşları içerisinde tahmini tutan bir tek Meteoroloji Genel Müdürlüğü var. Merkez Bankası başkanı ekibini topla. Meteoroloji Genel Müdürlüğüne git. Orada biraz staj yap tahminlerle ilgili belki bu kadar şaşırtıcı, ürpertici rakamları Açıklamaz. Ya da açıklayacaksan baştan doğru düz adam gibi açıklarsın. Bu şunu gösteriyor. Bu revizeler iki ayda bir olduğuna göre sanıyorum <laughs> Ekim ayında diyecek ki 2022 enflasyonun tahminimiz yüzde 90, yüzde 100. Bu da TÜİK'le ilgili, TÜİK'le makyajlanmış tahmin. vatandaşın sokağın enflasyonu zaten şu anda yüzde yüzü geçti. Dünyada da böyle enflasyon yaşayan ülke sayısı bizden fazla yaşayan sayı altı, yedi ülke var. Ayıp. Efendim yeni bir tartışmamız var soru olsun. Şimdi Erdoğan'ın eskiden bir darbe paranoyası vardı. Bu sonra darbe simsarlığına düş, dönüştü. Kötü ekonomiyi örtbas etmek için, kötü yönetimi gizlemek için darbeyle yattı, darbeyle kalktı. Yemiyor millet bunu. Yeni paranoyamız arkadaşlar gezi. Şimdi gezip paranoyasıyla Erdoğan esip gürlüyor. Ha bu arada eee komedi filmlerini aratmayacak malzemeler de veriyor. İyi bir şey mi kötü bir şey mi bunu da milletin takdirine bırakıyorum. Türkiye'de Saros'la en çok görüşen kimdir? Bence Erdoğan. Türkiye'de siyasetçi, iktisatçı, sanayici, tüccar, sivil toplumcu, bütün toplum kesimler içinde Soros'la en çok görüşen Recep Tayyip Erdoğan'dır. İşte Erdoğan, rahmetli Unakıtan, bunu tanımıyorum, Soros. Erdoğan da pek tatlı bakıyor Soros'a. Bir tane olabilir diyebiliriz. Erdoğan, Egemen Bağış, Ömer Çelik, Erdoğan'ın tam karşısında Soros. Soros'un yanında da adamları. Burada da çok masum bakıyor. Erdoğan millete Soros'u diye çamur atacağına Soros'la bu masada ne konuştun onu söyle. Ne verdin ne aldın? Hangi taahhütlere girdin onu söyle. Gezi davası ile ilgili hükmü vermiş. Vermiş de komik kaçmış. Ne demiş? Yargımız onunla ilgili nihai kararı verdi. Ya Erdoğan ilk derece mahkemesinin kararı nihai değildir. Bu karar kesinleşmemiştir. Bölge adliye mahkemeleri var. Bir bak. Adalet Bakanı'nı çağır biraz briefing al ya. Bölge adliye mahkemesi de yetmez. Sonra yargıtay var. Yargıtay var. Artık anayasa mahkemesi var. Artık artık değil Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ama iç hukuk bakımından anayasa mahkemesine kadar Osman Kavala ve yedi arkadaşın masumiyet karinesinden yararlanır. Yani suçları sabitlenmemiştir. Bunu bilmeyen bir kafa Türkiye'yi yönetebiliyor. Bunu bilmeyen bir kafa benim adalet bakanım diyebiliyor. Hukukla ilgili ahkam kesiyor. <gülüyor> Erdoğan <gülüyor> kesinlikle kumpas davalarının yönetmelidir. Ergenekon ve Balyoz'un savcısı olduğunu kendisi beyan etmişti. O kumpas davalarının ki o davalarda müebbet ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verenler şimdi ya kaçak ya cezaevinde ağırlaştırılmış müebbet hapis ceza, cezası alanların hepsi de dışarıda. Olması gereken de oydu. Ve o ucube davanın savcısı Erdoğan'dı. Erdoğan bir level atladı. Gezi davasında savcılıkla yetinmedi. Hem savcısı hem hakimi rolünü üstlendi. Şimdi sonra da Türkiye'de hukuk var, yargı var diyor. Sevsinler senin hukukunu, senin yargını. Şimdi olay şudur değerli arkadaşlar. Diktatörlerin son numarası muhalefete karşı yargıyı kullanmaktır. Biber gazı yetmiyor. Cop dipçik yetmiyor. Plastik mermi gerçek mermi yetmiyor. Tayzikli su yetmiyor. Şimdi mahkemeler sopa gibi giyotun gibi kullanılacak. Yani susturamadığı, sindiremediği, yıldıramadığı muhalefeti mahkemelerle güya yıldıracak. Gezi olaylarıyla ilgili kararlar için ne dedi beyefendi? Yargımız benzer nitelikte nitelikleri, niyetleri taşıyanlara hukuk ve adalet dersi vermiştir. Yani toplantı, gösteri, yürüyüşü yapmak, tepki hakkını kullanmak artık yasak. Yaparsan gezi gibi yargıya gidersin, müebbeti yersin. Açık bir tehdit var burada. Çok açık bir tehdit var. 23 25 Nisan 2002 Pazartesi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir karar verilmedi. Pazartesi günü bana göre kara pazartesidir. 25 Nisan Pazartesi günü 13. Ağır Ceza Mahkemesi sarayda alınan bir kararı okudu. Ben böyle değerlendiriyorum. Kimse kusura bakmasın. Kimse kusura bakmasın. Ama herkes bilsin Gezi kriminalize edilemeyecektir. Gezi terörize edilemeyecektir. Ve Erdoğan bir an önce Gezi kabusundan uyanmalıdır. Gezi'de onun şahsına bir şey yok. Gezi'de zulme karşılık var. Gezi'de özgürlük ve adalet çığlığı var. Gezi'de doğa ve çevre hassasiyeti var. Erdoğan bunlar senin de hassas olman gereken konular. İnsanlar toplanmış Özgürlük istiyor, adalet istiyor. Yaşam tarzıma karışma diyor, inançlarıma karışma diyor, mezhebime, kimliğime karışma diyor. Doğayı ve çevreye kıyma, bir ağacı bile sökme diyor. Sen ne yapıyorsun? Bunlar terörist diyorsun. Erdoğan, ben de teröristim. Senin mantığınla milyonlarca insan terörist daha önce söyledim. Bu kafayla gideceksen Milyonları içine alacak bir cezaevleri inşa etmen lazım. Hepimizi cezaevine koymadığın müddetçe sen orada oturamazsın. Hemen şimdi buradan yine bir darbe paranoyasına yönelebilir. Evet, sandık geliyor. Devlet bey hesaplamış. Bir yıl iki ay kalmış. Bir yıl iki ay sonra ettiklerini vatandaşlar sana sandıkta faturasını önüne koyacaklar. Gezi paranoyası ile yine yalana sarılmış. Üstelik Kadir gecesinde ve 11 Haziran 2013'ten beri aynı yalanı söylemekten utanmayan 2013-2022 9 yıldır söylediği bir yalanı Kadir gecesinde tekrarlayabilen bir kafayla karşı karşıyayız. Camide içki içtiler, başörtülü bacımıza tekme, tekmelediler elimizde görüntüler var, yayınlayacağız. Ne zaman? 11 Haziran 2003. Bugün kaç? 27, 28 Nisan 2022. 9 yıldır aynı yalanı söylemekten utanmadın. Nerede görüntüler? Büyük elçilere gösterdik dediniz, yalanladılar. Görüntüler nerede Erdoğan? Şunları bir göster. 464 cuma geçmiş bu yalanın üstünden ve gün saymış arkadaşlar. 3243 gün geçmiş. Ve artık yeni bir moda geçti beyefendi. Camiden Bezmalem Valide Sultan camisinden Dolma Bahçe'deki ofisine Loder'le tünel kazılmış. Oraya geleceklermiş oradan, gelmişler hatta oradan Taksim'e çıkmışlar. Sen ne yapıyordun o zaman? senin ofisine Loder'le, Loder'le bir kere tünel kazılmaz da, Loder'le tünel kazan teröristler, senin tabirinle çapulcular ofisine geldi mi Erdoğan? Bu tünel nerede Allah aşkına ya? Bu tüneli dokuz yıl niye sakladın Erdoğan? Böyle bir tünel kazıldıysa Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın ofisine yer altından bir tünel kazıldıysa dokuz sene sen bunu niye sakladın? Ne ayıp şey. Bu bir hezeyan arkadaşlar. Bu bir hezeyan. Bu bir paranoya. Bu bir yalan ötesilik. Ben şimdi bunu yalan desem çok sıradan kalır. Böyle bir şey varsa dokuz sene bunu saklamak vahim kalır. Ama ya güler misin ağlar mısın bir tablo yaşatıyorsun bize. Cami ile ofisin arası 500 metredir en fazla. Loderle tünel kazılıyor ve senin ofisine geliyorlar oradan da Taksim'e gidiyorlar. Şimdi arkadaşlar, değerli vatandaşlar. Bu yalan değil. Bu artık yalan ötesi bir durum. Farklı bir durum. Hakikaten tam bir paranoya halidir. Ve yazıktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin en başındaki zat böyle bir paranoya hali içinde olabiliyor. Ama <laughs> tabii bu inat ben hep söylerim. Hırsı, kibri, kaprisi, kompleksi, öfkesiyle Erdoğan artık tahammül seviyesini çok zorluyor herkes için. Herkes için zorluyor. Bu inadı, ekonomideki inadı Türkiye'yi küme düşürdü. G20'den 17. sıradaydık. Bunlar Türkiye'yi devraldığında G20'den düştük. Artık G20'de bir Türkiye yok. G20 ne demek? G20 şu demek. Dünyanın ekonomik hacmi en çok büyük 20 ülkesi, de, ülkesi demek. Güçlü ülke demek. Yani bu şunun gibi Süper Lig'den PTT mi öbür ligine? PTT ligine Türkiye'yi düşürdü. Dünya klasmanında. Gezi'yi mahkum etme inadında da Türkiye'yi demokrasi liginden düşürüyor. Düşürdü. Sade Gezi değil. Muhalefete yönelik baskı sindirme operasyonların Türkiye'yi Demokrasi Ligi'nden düşürdü. 139 ülke içinde hukukun üstünlüğü endeksinde 139 ülke içinde Türkiye maalesef 117. Altımızda 20 ülke var. Buraya getirdin Türkiye'yi. Yetmedi mi? Nereye kadar gideceksin böyle? Nereye kadar gideceksin? Bunu da merak ediyoruz. Evet. Burada dedim. Genel kurulda dedim. Kaşıkçı meselesiyle ilgili Erdoğan'ın daha önce söylediklerini bizi ahmak mı zannettiniz diye Suudi Arabistan'a çemkiri höykürüşlerini kaşıkçı dosyasını Suudi Arabistan'a iade etmek yoluyla çark ettiğini ve bunun vahim olduğunu söyledim ve sordum. Tam olarak dedim ki Su Erdoğan insanı enayi ahmak yerine koyuyorlar dediği Suudi Arabistan'a mı gidecek? Suudi Arabistan'dan sıvap mı gelecek? Gitmiş beyefendi Arabistan'da. Hacca gitmedi. Hacca gittiyse Allah kabul etsin. Hac zamanı daha değil. Erdoğan mı gidecek, sıvap mı gelecek dedi. Çocuklar kimisi dedi ki sıvap gelir. Yok o gider. O gider diyen haklı çıktı. Gitti. Her yurt dışına giderken havalimanındaki özel bölümde yanına alırdı bakanlarını, memurlarını. Tumturaklı açıklamalar yaptı. Ama bu sefer Suudi Arabistan'a çok sessiz sedasız gitti. Adeta başı önde gitti. Yakışmıyor. Yakışmıyor. Gemi karaya oturunca, kasada dolar kalmayınca... Erdoğan'ın sözlerinin de hiçbir anlamının kalmadığı ortaya çıkıyor. Ben orasında değilim, Erdoğan'ın sözlerinde değilim ama bir yerdeyim. Türkiye, Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi, Türkiye Cumhuriyeti'nin onuru, şan ve şerebi, şerefi e, Suudi Arabistan Konsolosluk Bahçesi'ne gömülmüştür. Bu vatana ihanet sayılır. Sayın Genel Başkanımın tabiriyle bu vatanı satmaktır. Tıpkı tank palette olduğu gibi, tıpkı Süleyman Şah Türbesi'nden bayrağımızı yere eğip kaçırmak, türbeyi kaçırmak gibi. Böyle bir şey olabilir mi değerli arkadaşlar? Bu asla ve asla kabul edilemez bir durum. Efendim, Sayın Bakan açıklama yapmış, 15 Temmuz şehitleri için toplanan para kasada duruyor diye. Kasada duruyorsa bir ayıp, vermedin iki ayıp kasada duruyorsa o paranın şimdi 364 bin milyonun 767 milyon olmuş olması lazım. 767 milyon. Yasal banka faizleri. Kur garantili falan değil. Normal. Nerede? Kasada. Niye? Bir sürü millet para verdi. 15 Temmuz direnişinde ölenlerin yakınları ve yaralan gazilerimize katkı olmak için bir sürü para verdi. Para kasada demek laf değil. Ben nereden bileceğim parayı? Acayip benim ne işim? Devletin kasasında tabii para olur. Bu para senin lüksün, şatafatın için verilmedi ki. Senin yanlış ekonomik politikalarından öt sebep, dün söylediğim gibi Türkiye'nin faiz yükünü 2 trilyon 400 milyar, milyar TL arttırdın, bunu kapatmak için verilmedi ki. Bu para 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için verildi. Şu anda 767 milyon para nerede? Ben muhalefet milletvekili olarak bunun hesabını sormak zorundayım ve Erdoğan soruyorum. Parayı çaldın demem. Türk Bay'a verdin de diyemem. Bilemem ama diyemem. Para nerede? Kasada. Niye kasada? Versene hak edene. Millet sana onu kasada tut diye vermedi ki. Böyle bir tablo arkadaşlar. Evet. 25 dakika iyi bir vakittir. Şimdilik burada keselim. Evet. Ya öyle şey olur mu? Yani millet kavram olarak, kelime olarak bir partinin adı olabilir. Ama millet kavramı ve kelime karşılığı farklı bir şey. Yani millet ittifakı, millet kelimesinin eğer patentini almışsa ona bir şey diyemem. Önce bence bir patente gitmesi lazım, sonra mahkemeye gitmesi lazım. Evet, efendim buyurun. soylu gene baltayı taşa vurdu. Bu kişi, önce söyleyeyim, kadınla ilgili bir gözaltı kararı var. Bakılıyor, kadın raporlu, hastanede, hastaneden çıkıyor. Evinde istirahat ediyor 7-8 gün. Evine gidilmiyor. Sonra kadın be, o çalıştığı yere gidince de çalıştığı yerde gözaltına alınıyor. Bir kere hükümette bir tarz değişikliği var. Gözaltılar eskiden sabaha karşı yapılırdı. Şimdi belediyede ya da belediyeyle çalışan şirketlerde yapılıyor. Bu iyi mi? Buna sevinsek mi? Üzülsek mi? Bunu bilemedim. Ama gene hakikaten balta taşa vuruldu. Bu kadın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden beş kuruş para almıyor. Bu kadın Uluslararası Çalışma Örgütü ile Almanya'daki bir ajansın ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü bir proje kapsamında bir proje firmasında çalışıyor maaşını da ilodan alıyor soylu daha dikkatli ol buradan sana ekmek yok terörist arıyorsan önce kendi etrafındakilere bak terörist arıyorsan uyuşturucu baronlarına bak boy boy çektirdiğin fotoğraflara bak soylu kendi albümüne baksa epey terörist bulur orada Ben şimdi size söyleyeyim arkadaşlar. Bu soru gelebilir diye şunu da getirmiştim. Bakınız. Bu 27. dönem milletvekili seçimi oy pusulası. Zaten bak burada Cumhur İttifakı var. AK Parti, MHP bir sütun içinde. İttifaksız seçime girenler var ve Millet İttifakı var. CHP, Saadet Partisi, İyi Parti. Önümüzdeki seçimde Millet İttifakı sütunundaki parti sayısı artabilir. Sayın babacanın da söylediği bu ittifaktan ayrılıyorum demiyor. Müstakil gireceğim seçime diyor. Burada hatırlayın, hepiniz şimdi hatırlayacaksınız. Demokrat Parti ittifakımızın bir partisidir. Ne yapmıştı o zaman? İyi Parti listesinden seçime girmişti. Şimdi toplumda diyordu ki Deva Partisi bir CHP'den, Saadet ya da İyi Parti'nin içinde mi girecek? Demokrat Parti'nin 27 dönem girdiği gibi yoksa müstakil mi girecek? Sayın babacan dedi ki masada sorun yok. Biz Deva Partisi'ni birleşik oy pusulasında amblemimizle, şanımızla seçime gireceğiz dedi. Bunun bu kadar yani kafa karıştıracak bir şey olduğunu zannetmiyorum. Çok samimi olarak ve bilerek söylüyorum. Altılı masayla çok uğraşıyor hem Bahçeli hem Erdoğan. Yıkılsın diye. Alt, altında başka ayaklar da arıyorlar ama bulamıyorlar. Bu altılı masa da sanıyorum gezi gibi Erdoğan bakımından. Ve daha çok Bahçeli bakımından bir paranoyaya dönüşmeye başladı. Bir korkunun işaretidir. Bu doğru işler yaptığımızın işaretidir. Çok bilerek söyle söylüyorum dediğim idi. Altılaması da hiç ama hiçbir sorun yok. Bugün e, sayın, bugündü değil mi Temel Karamoğlu'nun açıklaması? Seçim tarihi açıklandığı gün adayımızı açıklayacağız dedi. Nokta. Ben bir soru sorayım o zaman. Ben gazeteci olayım, siz siyasetçi olun. Bahçeli adayım Erdoğan dedi bugün. Erdoğan, senin adayın kim? Erdoğan'a sorun bu soruyor? Erdoğan aday mı değil mi? Ağzından bir kere adayım diye çıkmadı. Soruyorum Erdoğan aday mısın değil misin? Sen Kılıçdaroğlu'nun adaylığına uğraşma. Millet ittifakıyla altını masayla yatıp kalkma. Çıktaki ben adayım. Hadi de bakayım. Niye demiyorsun kardeşim? Evet. Tecrübeden başlayayım. MHP kuruluş tarihini vermiş sanıyorum 53 yıl diyerek. Cumhuriyet Halk Partisi Kuvayi Milliye'den beri bu vatana, bu albayrağı göz diken herkesle, bu devleti soyan herkesle kavga etmiştir. Bizim kavga, ha Sayın Bahçeli biz kavgayı Sayın Genel Başkan bu vatanı satanlara karşı vereceğim dedi. Sayın Bahçeli kendisini vatanı satmış gibi mi hissediyor merak ediyorum ya. Sayın ba Genel Başkanımızın hedefi adresi bellidir. Sayın Genel Başkanımızın hedefi adresi işte belli. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıran kafadır. Türkiye'nin onurunu Suudi Arabistan Konsolosluğu'na gömen kafadır. Tank palet fabrikasını Katar'a satan kafadır. Devleti soyan kafadır. Sayın Bahçeli'nin bu suçları işlediğine dair bende bir şey yok. Kendi üstüne alınmasına gerek yok. Hırsızlarla kavga etmek helalleşmenin önünde bir engel değildir. Bilakis helalleşmeyi güçlendirir. Evet. Herhalde tamamız. Çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle hepinize mutlu bayramlar diliyorum.